Arkadaşlar merhaba. Çok önemli bir ayı ve çok önemli günleri geride bıraktık, bırakıyoruz. Nasıl bir ayı geride bıraktık? Peygamber Efendimiz hutbeye çıkarken birinci adımında amin diyor. İkinci adımında da amin diyor. Üçüncü adımında da amin diyor. Tabii arkadaşları meraklanıyor ve bunun sebebini soruyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birinci adımımı attığım anda Cebrail aleyhisselam geldi ve bana dedi ki, anne babası veya onlardan herhangi birisi yanında yaşlandığı halde onların rızasını almadan ölen kişinin burnu yerde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. İkinci adımımda ise yanında adım okunduğu halde sana selavat getirmeyenin burnu yerde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Üçüncü adımda ise Ramazan'a eriştiği halde bir insan Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelmiş geçmiş de hala Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa yazıklar olsun o kula, burnu yerde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Evet, işte böyle bir ayı geride bırakıyoruz. Tabii bu ayın içerisinde çok önemli milli ve manevi gecelerimiz, günlerimiz de oldu. Bunlardan birisi birkaç gün önce idrak ettiğimiz Kadir Gecesi'ydi. Kadir Gecesi Profesör Doktor Haydarbaş Hocam'ın çok kısa özet cümlesiyle Allah'ın kulunu mağfiret etmek için bahane aradığı bir geceydi. İnşallah biz o bahaneleri ortaya saçmışız ve affedilmiş kullardan olmuşuz diyorum. Tabii Mayıs ayı deyince akla bağımsızlık coşkusu gelir. Bir 19 Mayıs daha geldi ve geçti. Bizler coşkuyla o günleri anarak o günlerin kahramanlarına hürmet, minnet ve şükranlarımızı sunarak bu günleri andık. Ama birileri yine boş durmadı. İşin garibi taktik değiştirmişe benziyorlar. Tuttular Vahdettin'i. Milli mücadeleye yama yapmaya kalktılar. Ya arkadaşlar, milli mücadele o kadar temiz bir davadır ki yama tutmaz, leke tutmaz. Yine malum basın organlarında ve doçent, profesör kılıklı kişiler çıktılar. Atatürk'e, milli mücadeleye, o destanlara laf etmeye kalktılar. Ya aslında bunlara pek fazla cevap vermeye de gerek yok. Müslüm Karabacak hocamın tabiriyle bunların soy kütüklerinde illaki bir Venizelos ismi vardır. Sarkisyan ismi de olabilir. Makaryos da olabilir. Onun için pek fazla kale almaya gerek yok. Peki nedir 19 Mayıs? Maddi anlamda Atatürk'ün Samsun'a adım attığı gündür. Ama aslında tam bağımsızlığa, malın, canın, namusun, dinin korunmasına atılan adımdır o adım. 200 yıldır süren Osmanlı'nın 1699'dan yani duraklama döneminden sonra gerileme ve dağılma dönemindeki o 200 yıl süren dönemden sonra Türk milletinin yeniden ayağa kalkmak için attığı ilk adımdır o. Hatta şöyle bir tabirde de bulunabiliriz. Tarih okumaktan çok tarih yazmakla meşhur olan bu milletin 200 yıl sonra kalemi tekrar eline aldığı gündür 19 Mayıs. Türk milletine yurdunu ve bağımsızlığını diğer ifadeyle şerefini teslim eden Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı gündür 19 Mayıs. Bu şereften nasibi olmayanlar Atatürk'ün emperyalistlerden kurtardığı bu topraklarda malumunuz Osmanlıcılık şovları yapıyorlar. Ya arkadaşlar, biraz kendinize güveniyorsanız, biraz dediklerinize inanıyorsanız, ya gidin bu şovlarınızı Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te, Atina'da, Pırak'ta, Bükreş'te, Viyana kapılarında yapın ya. Görelim kimin boyu ne kadar. Yani Atatürk bu toprakları kurtarmış, bütün Haçlıları bu topraklardan atmış, denize dökmüş. Siz kalkmışsınız, Atatürk'e laf ediyorsunuz. E buyurun hadi Atina'ya gidin de bir orada Osmanlı bayrağı açın. Adam mısınız? Hadi. Neyse, fazla ileri gitmeyelim. Diğer taraftan malum pandemi süreci yaşıyoruz. Hükümet bu süreçte kendisine eleştiri yapılmasına bir türlü tahammül edemiyor. Demek ki bu virüs birçok şeyi etkilediği gibi siyasetin düşünce yapısını da etkiledi.
Ve birçok kararlar aldı. Bu kararlar tartışmaya açıldı. Bu kararlardan birisi de malum AVM'ler açıldı. Ve birçok kişi, kurum, siyasi partiler bunu eleştirmeye başladılar. Dediler ki camiler, AVM'ler açılıyorsa camiler neden kapalı? AVM'ler açılıyorsa sahiller neden kapalı? AVM'ler açılıyorsa park ve bahçeler neden kapalı? AVM'ler açılıyorsa işte bilmem şuralar buralar neden kapalı diye tabii mantıklı ve haklı sorular sordular. Ama cevabı kendileri de biliyordular zannımca. Ya kardeşim AVM'lerde para var. Park bahçelerde para var mı? Herhalde AVM'leri açacaklar ki batan ekonomiye olur ya birkaç damla bir şey damlasın. Diğer taraftan malum üniversite sınavı Temmuz ayının sonlarındaydı. Bu sınavı da bir ay önceye çektiler. Yine aynı tepkiler hükümete gösterildi. Ya işte çocuklarımızın geleceği, gençlerimiz şudur budur. Ya kardeşim para 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 Allah anlamadınız mı? Tarım konusuna gelirsek malum 18 yılda AKP iktidarları 105 milyar dolardan fazla yani kabaca 700 katrilyon lira tarım ithalatına para ödedi. Detaylarına girmek istemiyorum. Bu rakamın yarısını bizim kendi çiftçimize, tarım ile uğraşan köylümüze verseydik inanın bizim çiftçilerimiz topraktan baklagiller değil adam üretirdiler. Ama bunlar tuttular elin gavuruna baklagil almak için, et almak için, buğday almak için, saman almak için milli paralarımızı verdiler. Hükümetin bir diğer kızdığı nokta ise maske konusu. Tabi birçok kişi çıkıyor diyor ki maske dağıtmayı bile beceremediler. Hükümet evet pandemi sürecinde birçok alanda olduğu gibi CHP'li belediyelerle iktidar arasında bir kızışma veya kızıştırma süreçleri yaşandı. Bunlardan birisi de maske. CHP'li belediyeler hemen maskeleri halka bedava dağıtmaya başladılar. İktidar tabii bunu kabullenemedi. Hayır ben dağıtırım dedi. Sen dağıtamazsın. Onun için ilk önce Ticaret Bakanı maskelerin uygun fiyata satışa çıkarılacağını açıkladı. Tabii fiyat lafı duyunca kamuoyundan tepki geldi. Bunun üzerine bedava vereceğiz dediler. Ondan sonra PTT üzerinden dağıtacağız dediler. Daha sonra devletten şifre bekleyin dediler. Sonra eczanelerden ücretsiz alın dediler şifreniz gelirse tabii. Ondan sonra 1 TL olacak dediler. 50'şer paketli paketlenmiş şekilde satılacak dediler. Tabii bu arada MHP'li Cemal Engilyurt kardeşimiz olmadı orası. Tabii hemen MHP'li Cemal Bey devreye girdi. Sayın Bakanım dedi 50'li paket çok. 50 lira verip de bir paket maske almak bütçeye ek yük getirir. Onun için diyor bunları onarlı paketler şeklinde satışa sunsanız. Tabii bakan da hemen bu teklifi gördü. Ve evet haklısınız dedi. Onarlı paketler halinde satışa sunacağız dedi. Böylece milliyetçilik de yerine gelmiş oldu. Bir diğer acı konu ise intiharlar. Evet dün yine bir gazeteci intihar etti. İş bulamadığı için intihar eden bir gazeteci. Ama bu intiharlar Türkiye'nin gerçeği. 18 yılın gerçeği. 18 yılda tam 5600 kişi ekonomik sebeplerden ötürü intihar etti bu ülkede. Peki bu iktidar yola çıktıklarında 3 tane Y harfinden bahsediyordular. Onlardan birisi de Y'ydi. Ama hangi Y? Yoksulluğu bitireceğiz dedikleri Y. Yoksulluk bitmedi. Şimdi şöyle rakamlara baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan 22 Nisan 2002'de AK Parti iktidar olunca fakir fukara kalmayacak dedi. Tabii Yozgat'ta, Manisa'da, Samsun'da aynı cümleleri yine o tarihlerde çok daha celalli ve edebi şekilde dile getirdi. Milyonlarca insan alkışladı. Aradan 18 yıl geçti. İşsizlik Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştı. Hem devletin hem de milletin bankalara borcu artık ödenemez halde. Ülkemizde açlık var mı? Var. Açlığı bilmem ama ekonomik nedenlerden intihar edenler de var. Son 15 yılda yaşanan intiharların 5600'ünün ekonomik sebeplerden dolayı kayda geçtiğini
biliyoruz. Örneğin 7 Şubat'ta Hatay Valiliği önünde bir yurttaş çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz diyerek kendini yaktı. 12 Şubat'ta AKP grup toplantısı sırasında bir yurttaş açım diye bağırdı. 13 Şubat'ta meclise giden bir vatandaş intihara girişiminde bulundu. Son 10 gün içerisinde ise İstanbul Aksaray'da bir vatandaş üst geçitten kendini astı. Cesedinin yanında şu not vardı: koronavirüs öldürmedi beni ama sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü. Yine Sultan Gazi'de nakliyecilik yapan bir kişi borçlarını ödeyemediği için kendisini aracına astı, hayatına son verdi. Denizli'de Pamukkale ilçesinde 25 yaşında uzun süredir işsiz olan bir genç intihar etti. Aksaray ilinde ise işi ve parası olmayan bir vatandaş telefonunu rehin vererek aldığı benzin ile kendini yakarak hayatını sona erdirdi. Tabii bu haberleri yandaş medya kara propaganda olarak yansıttı. Geçim sıkıntısı, işsizlik yüzünden intihar etti denilenlerin yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Türk halkı mutlu şeklinde başlıklar yayınladılar, haberler yaptılar. Oysa ölenler ortada, cenazeleri ortada, mezarları ortada. Diyecek bir şey yok ama haberiniz olsun ki insanımız mutlu değil, insanımız huzurlu değil ve insanımız inandığının da farkında değil. Onun için intihar ediyor ve bu intiharlardan illaki sorumlular var ve bu sorumlular mutlaka cezalarını çekecektir. Bir de gözetleme gündemimiz var. Malumunuz nasıl bir ülkede yaşıyorsak birileri gidiyor Fahrettin Altun'un Boğaz'daki yalısının gizlice fotoğraflarını çekiyor. Ertesi gün bir başkaları da gidiyor herhalde misilleme olsun diye Bodrum'da Yılmaz Özdil'in villasının fotoğraflarını çekiyor. Ertesi gün bir başkası gidiyor bilmem kimin hangi araca bindiğinin fotoğraflarını çekiyor. Diğerisi gün yine misilleme olsun diye o da onun hangi araca bindiği, hangi marka araca bindiğinin fotoğraflarını çekiyor. O gazeteciyi evinin üzerinde drone gezdiriyor. O öbür gazeteciyi hedefe alıyor. İşte ondan sonra bir rüşvet kavgaları başlıyor. İşte bilmem hangi belediye şu kadar milyon rüşvet verdi. Hemen karşı taraf atağa geçiyor. Tamam doğru da siz de şu kadar vermiştiniz. Hemen öbür taraftan bir başka rüşvet iddiası. Arkadaşlar bunlar milletin gündemi mi? Bunlar yargının gündemidir diye tahmin ediyorum ben. Ortada bir yolsuzluk, haksızlık, usulsüzlük varsa gidersin yargıya. Madem ki sosyal hukuk, adalet devletiyiz, yargı karar versin. Milletin önünde niye tartışıyorsunuz? Söyleyeyim mi niye tartıştığınızı? Gündem bulamıyorsunuz. İnsanları holigan mantığıyla birbirine düşürüp kendi koltuklarınızı koruma gayretindesiniz. Ama vakit dar. Artık ülkemizin çözüme ihtiyacı var. Koşullar zor. Ama aşılamaz değil. Bu şartları, bu koşulları değiştirme şansımız var. Aynen 2002'de olduğu gibi o günkü aşkla, heyecanla Bağımsız Türkiye Partisi'nin genç, dinamik lideri Hüseyin Başbeyefendi ben bu işe talibim diyor ve bunu başaracağına ben inanıyorum, siz de inanın. Çünkü arkasındaki güç babası Profesör Doktor Haydar Baş, milli ekonomi modeli ve milli ekonomi modelinin uygulandığı ülkelerde yaşanan gerçeklerdir. Saygılar sunuyorum. Yeni Mesaj TV YouTube kanalımıza abone olmayı, tavsiye etmeyi, beğenmeleri ve sosyal medyada videolarımızı paylaşmayı unutmayalım. Bir konuşsan abi. Dedi. Olmadı, baştan alıyorum. Abi sen devam et. Tamam, keser. İndir başlayabilirsin. Bunların soy kütüklerine bakılırsa illaki bir veni bir önemli değil abi. Ne bileyim oğlum, Bağımsız Türkiye deyince